Çok ağır ve 31.643 vatandaşımız şu ana kadar hayatını kaybetti ve herkes kabul ediyor ki bu sayı daha çok artacak. Bölgede çalışmalar devam ediyor. Umutlar devam ediyor. Her şeye rağmen, üzerinden 8 gün geçmesine rağmen bütün umutlar devam ediyor. Çünkü olağanüstü haberler de geliyor. Ve biraz sonra biz bölgedeki arkadaşlarımıza bağlanacağız. Yine oradaki son durumu alacağız ve hem son durumu hem kurtarma çalışmalarındaki son durumu, doğrusu şunu da ifade etmek gerekir, bazı bölgelerde enkazlarda kurtarma çalışmaları tamamlandı, artık o enkazlar kaldırılacak. Bugün yayın itibariyle özel yayınımızda biraz sonra ceza hukukçusu Profesör Doktor Ersan Şen yayınımızda olacak, az sonra o da katılacak. Hukuki açıdan konuşulacak çok şey var. Bölgede olup bitenler, müteahhitlerin durumu, insanların haklarını nasıl arayacağı, davalık olma durumu, olağanüstü hal, olağanüstü halin hukuki koşulları ve elbette bunun muhtemel seçime yansıması, ki bu konuda çok tartışma var. Önümüzdeki günlerde de daha da alevlenecek gibi. Aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, inşaat mühendisi Profesör Doktor Hüseyin Yıldırım da yayınımıza katılacak ve yayınımız çerçevesinde insanların eve ne zaman girebileceklerini, hasar tespit çalışmaları nasıl yapılacağını ve alanıyla ilgili olarak elbette insanların bu konuda haklarını nasıl arayacağını ve ne yapmaları gerektiğini de yine Hüseyin Yıldırım'a, Profesör Doktor Hüseyin Yıldırım'a sormuş olacağız. Ve bu çerçevede Profesör Doktor Mehmet Ceylan da bölgedeki sağlık koşullarını, olası bir hastalık durumunu ve o bölgede şu ana kadar yaşananların ardından nasıl hayata devam edileceği ve özellikle hijyen sorunlarını konuşacağız. Bütün bunların çerçevesinde önce Diyarbakır'a dönelim. Arkadaşımız Canan karşımızda ve son bilgileri alacağız. Diyarbakır'da 7 bina yıkılmıştı ve orada kurtarma çalışmaları devam ediyordu. Oradan da evet, mucize Aktaş haberleri verdik. Devam et lütfen Canan, nedir son durum? Evet Erdoğan Aktaş, 7 binada Diyarbakır'da çökme vardı. Enkaz altında vatandaşlar vardı. O enkaz çalışmaları ikiye düştü. Şu anda Diyarbakır'da iki noktada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Diğer noktalarda sonlandırıldı. Ve oradaki ekipler de Adıyaman, Maraş, Antep, o bölgelere gitti diğer canları kurtarmak için. Kalan iki ekiplik büyük bir ekip de, birisi galeriyada, yani bu içinde bulunduğumuz, şu anda arkamda görmüş olduğunuz galeriya, Yenişehir ilçesi Galeriya semtindeki galeriya apartmanındaki enkaz bölgesinde görev yapıyor. Diğer noktada ise yine Serin 2 apartmanı, o da tesisler kavşağındaki enkaz noktasında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor iki noktada. Diyarbakır'da maalesef bugün mucizevi bir haber hala bekliyoruz. Tabii ki umutlar tükenmedi. Ancak bugün gelen iki noktadan bir haber yok. Maalesef bazı vatandaşlarımızın cenazesi çıkıyor. Ama pes etmeden dondurucu soğukta arama kurtarma ekiplerinin çabası devam ediyor Erdoğan Aktaş. Gerçekten hava çok soğuk. Şu anda -8 derece. Yakılan ateşler ısıtmıyor. Aynı zamanda enkazın hemen karşısında maalesef aileler var. Onlar da çaresiz bekleyişlerini sürdürüyor ama umutlu bir bekleyiş. Çünkü Maraş'tan, diğer noktalardan gelen o mucizevi kurtuluşlar açıkçası onları da sevindiriyor. Diyarbakır'da iki noktada arama kurtarma çalışmaları devam ederken aynı zamanda 17 ilçede 26 bina yıkılmıştı. Bu iki noktada kaldı şu anda. Şunu da söyleyebiliriz. Bazen zaman zaman Diyarbakır'da haberler geliyor. Mesela Şanlıurfa yolu üzerinde çökme tehlikesi bulunan bir, evet şu anda bir tır buraya doğru dönüyor. Biz onu durduralım da.
bir iş makinesi Erdoğan Aktaş bu tarafa doğru görmeden geldi de o yüzden kesmek zorunda kaldım, özür dilerim. Şu anda da o bina yan yatmış durumda, ekipler oradalar, acil yıkılması gerekiyor. Şanlıurfa yolunda bir alışveriş merkezinin yanında bulunan bir bina çökme tehlikesi nedeniyle Şanlıurfa Diyarbakır yolu karayolu kapatıldı. Şu anda orada çalışmalar devam ediyor ve binanın kontrollü bir şekilde yıkılacağını söyleyebiliriz. Aynı zamanda Diyarbakır'da Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler de hasarlı binaları tespit ediyor. Bu hasarlı binalarda teker teker kontrollü bir şekilde yıkılacak ve bütün Diyarbakır'da merkez ilçede 200 bin yapı var. Diğer ilçelerle birlikte toplam 600 bin. İşte bunların hepsi tek tek incelenecek. Şunu da söyleyebilirim Erdoğan Aktaş. Bazı bankalar, diğer illerde var mı yok mu bilmiyorum ama bazı bankalar enkaz altındaki vatandaşların ve evini terk eden vatandaşların korunması adına temassız kartların temassız özelliğini iptal etti. Enkaz çevresinde ya da kaçarken düşürmüş olabilirler. Böyle bir gelişme de var. Şu anda Diyarbakır'da bazı bankalar genel bir karar da olabilir ama diğer deprem bölgelerinde var mı yok mu bilmiyorum açıkçası. Ama şu anda Diyarbakır'da bazı bankalar temassız kartların, banka kartlarının temassız özelliğini uygunsuz kullanım olmaması nedeniyle iptal etti. Diyarbakır'da okullarda, camilerde, kiliselerde, tren vagonlarında vatandaşlar barındırılıyor, gıdalar gidiyor. Aynı zamanda toplanma alanlarında vatandaşların yemekleri ve ihtiyaçları gideriliyor. Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Kriz Masası'nda an be an hem enkaz bölgelerinden hem arama kurtarma çalışmaları hem hastanelerden an be an bilgiler gidiyor. Aynı zamanda Diyarbakır'daki hastanelerde şu anda Diyarbakır'daki enkazdan yaralanan vatandaşlar da var ama Adıyaman, Maraş, Antep ve o bölgelerdeki yaralılar da buraya ya ambulans uçaklarla ya helikopterlerle ya da ambulanslarla sevk ediliyor. Şu anda Diyarbakır'daki hastanelerde de yine deprem bölgesinde yaralanan vatandaşlar var. Ölü sayımız maalesef 344'e yükseldi. 902 yaralı çeşitli hastanelerde tedavi ediliyordu. Birçoğu taburcu oldu. Genel olarak Diyarbakır'da soğukta bekleyiş sürüyor Erdoğan Aktaş. Bizim de dileğimiz, ümidimiz buradan sizlere güzel, mucizevi haberler vermek. Ancak şu ana kadar iki noktada devam eden çalışmalarda henüz bir haber yok diyelim. Sözü size merkeze bırakalım. Canan Altıntaş, teşekkür ederim. Canan diğer arkadaşlarımız gibi o da zor koşullarda çalışıyor ve az önce verdiği bilgi önemliydi. Şu dakikalarda Diyarbakır'da çalışma yapılan yerde hava sıcaklığı -8.